Şimdi düğme oyunundan bahsedeceğim. Biz böyle ana sınıfında kullandığımız için isimlerini de zaten üstlerine yazdık. Düğme oyunu. Bunu ben yurt dışından getirdiğimiz, Türkiye'de de satın alabileceğimiz artık kutu oyunları var. Hani kutu oyunları satın almaya paramız yetmeyebilir. Ondan sonra çünkü pahalı oyunlar. Oyunu var. Kurabiye oyunu var. Kurabiye oyunu Cookies'i işte biz güncel versiyonunu yaptık. Hem de maliyetsiz olanını yaptık. Malzemelerimi tanıtayım. Burada düğmeler var gördüğünüz gibi farklı renklerde. Bu yüzden renkleri işleyebiliyoruz bununla. Yine siz bunları 4 yaş üstü çocuklarınızla çalışabilirsiniz. Burada sarı, açık yeşil, mor, işte yavru ağzı, koyu mavi, açık mavi, pembe, kırmızı ve turuncu düğmelerimiz var. Biz bunları ana sınıfında kullanmıştık. Kalan malzemelerden kullandık. İstiyorsanız hani çok bazı insanlar görselliğe çok önem verir. İstiyorsanız gidip aynı boydan alabilirsiniz. Ya da kendiniz kağıtlardan kesebilirsiniz. Ya da bir saniye ben size Eva göstereyim. Evalardan da keserek yapabilirsiniz. Daire şeklinde keserek göstereyim. Bu bir Eva malzeme. Bununla da daire şeklinde keserseniz bunu da yapabilirsiniz. Şimdi bunun maliyetini söyleyeyim ben size. Düğmeler bunların tanesi 1 lira ya da 1,5 lira olması gerekiyor. Kaç renk var burada? 2, 4, 6, 8, 9. Öyle olunca yaklaşık işte 15 milyona denk geliyor sadece düğmeler. Biz sınıfımızda vardı kullandık ama 15 milyon verip düğme almak istemezsiniz. Ama Eva'nın paketi bir 8-9 lira ve Eva'dan bir sürü oyuncak yapabilirsiniz. Bir paket Eva ile bir sürü materyal yapabilirsiniz çocuğunuza. O yüzden Eva almak daha mantıklı ama biz düğmelerle yaptık. Şimdi sınıfımızda biz keçe kullanıyoruz. Keçelerden kalanları kare kesmiştik. Tablo olarak kullanacağız. Üstünü yine şöyle gösterebiliyor muyum? Kitap kabı. Eski kitap kabımız, dergi kaplarından yaptık. Ve bantladık üstüne. Hani yumuşak da dursun. Yırtılmıyor da gördüğünüz gibi. Çünkü bantladık biz bunları. Yırtılmıyor derken yırtılmış. Ama yırtılmıyor. Neyse. Böylelikle sorun yok. Hani kartondan yaptığımız için eski kaplardan yine yırtılsa bile yenisini yaparız. Keçe zaten yırtılmaz biliyorsunuz. Şimdi biz bunları şöyle yaptık. Mantığını anlatayım ben size. Yine kitap kapları gördüğünüz gibi eski. Bunları böyle çizdik. Buraya rengini yazdık, tamam mı? Buradaki renk bunun mavi olduğunu gösteriyor. Burada bakın bir renk var. Dörde böldüm. Şimdi bunları da iplerle şey yaptık. Aha açıldı. Bağlayayım. Yani açılması sorun değil. Siz bağlayabilirsiniz. İlerleyen zamanda zaten çocuklarınızı ip bağlamaya da öğreteceksiniz. Kendileri de bağlayabilir. Zımbalayabilirsiniz ama çevirmek çok zor oluyor zımbalayınca. Öyle olmuyor. Biz böyle bağlamayı seçtik. Şimdi oyun şöyle oynanıyor. Mantık şu. Şimdi. Şimdi burada iki tane işaret var. Biri böyle düz yatay çizgiler. Bu yatay çizgiler bu mavi düğmenin nerede olacağını gösteriyor. Tamam mı? Şuradaki çarpılar da nerede olmayacağını gösteriyor. Şimdi. Bunların karışmış, karışmamış olanlarını. Şu. Bundan başlayalım. Ne diyor burada? Yanında mor renk var değil mi? Mor düğmeyi alıyor çocuk. Bunun yanına koyuyor bu şekilde. Şöyle yaklaşarak çekersen sadece şurası görünsün ve şuraları görünsün. Evet, yüzümün görünmesine gerek yok. Şimdi burada mor var. Çocuk mor düğmeyi alıyor. İşaretlemiş. Yatay işaretler bu yukarıyı gösteriyor. Demek ki buraya konuluyor. Sonra çocuk alıyor bunu böyle çeviriyor. Sonra koyu mavi. Bakın açık mavi değil bu koyu mavi. Koyu maviyi alıyor çocuk. Ne diyor? Bu düğmeyi diyor buraya koyamazsın. Buraya da koyamazsın. Yukarıdaki iki boştan birine. Ama zaten burası doluydu. O zaman direkt buraya koyuyoruz. Bakın bu açık mavi. Sonra açık maviye geldik. Renk öğretimini de sağlıyoruz böylece. Yönerge takip etmek, mantık geliştirmek, dikkatini vermek. Çok gerçekten çocukları destekleyen bir oyun. Bu arada Sena Yayıncılık kullanıyoruz. Nazım hocama da selam olsun. Çok sevdiğimiz bir eğitim setidir. Sonra mavi, açık mavi alıyor çocuk. Buraya koyamaz. Zaten burası dolu. Buraya da koyamaz. Çarpık olmuş. O zaman ya burası ya burası. Burası zaten dolu. O zaman buraya koyabiliyor. Çeviriyoruz. Dördüncü istediğini koyamaz. Dördüncünün rengi var. Açık yeşil. Açık yeşil alıyor. Buraya koyuyor. Bu şekilde. Biz bunların dörtlü varyasyonlarını yaptık. Böyle bir sürü.
Ve her rengi kullanarak yaptık. Pembeler falan var. Bunların giderek zor olanları oluyor. İşte mesela burada farklı yönergeler vermeye çalıştık. Çarpı 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 bir tanesini boş bıraktık. İşte mesela bir tane çarpı, üç tane boş bıraktık. Bu yavaş yavaş yönergeyi takip edince bulabileceği bir şey. Mesela şunu yapalım. Bitince diğer karta geçiyor. Bitirdiği kartını da alıyor. Buraya konuyor. Bunu benim bir öğrencimin annesi getirmişti. Aile yapbozu yapmıştım. Azra Oğrul'un. Biz bu oyunumuzu bunun içine koyduk. Böylelikle yer de kaplamıyor. Dağılmıyor da. Çünkü parçalar kaybolabiliyor. Çocuklara öğretiyorsunuz zaten, çocuklar kaybetmiyor oyuncağını, emin olun. Bir süre sonra öğreniyor. Evde de öğrenir toplamayı. Sonra açık yeşilden başlıyoruz. İşaretlemiş burası. Ondan sonra koyuyoruz, kaldırıyoruz. Mesela kırmızıymış ve iki tane çarpı koymuş. Buralar olmaz. O zaman burası. Sonra pembeye geçmiş. Pembeyi aldım. Burası olmaz demiş. Bunlardan biri olacak. Tek boş yer burası. Ve sonra koyu maviyi de işaretlemiş. Demek ki burası. Bunu da böyle yapıyoruz, bitiriyoruz. Bitirdikten sonra alıyoruz, buraya koyuyoruz. Bu da böyle bir oyunumuz. Biz bunun ikilisini yaptık. Kağıtlarla çok kolay oldu. Kağıtları kare şeklinde kestik. Ondan sonra hatta burada kesilmişleri de vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir saniye. Kesilmişleri de var. Biz bunlardan fazlasıyla kestik. Çünkü yarışmaya hazırlanmıştık. Şu anda kamerada çeken arkadaşımız Özgür yapmıştı zaten. Çok zorlandım sanırım keserken, değil mi Özgür? Biraz peki. Bakın böyle kapladık. Yani iki tane kitap kılıfını aldık böyle. Gördüğünüz gibi. Kare kestik, üstte yapıştırdık. Ondan sonra burasını delgeçle deliyoruz. İlla benim gibi düzenli yapmak zorunda değilsiniz. Aa çok güzel, ne olsun, bilmem ne olsun. Hiç böyle dertliğiniz olmasın. Önemli olan çocuklara faydanızın olması. Yani çok böyle düzen takıntınız olmasın. Bunu alıyorsunuz. Böyle delgeçle deldiniz. Ondan sonra benim kadar düzgün yapmak zorunda değilsiniz illa. İşte çizdik mesela şöyle. Sonra şunu şöyle yaparsanız yeter. Böyle yapabilirsiniz. Yani illa cetvelle çizmenize gerek yok. Biz düzenli olsun diye cetvelle çizmiştik. Materyal geliştirmesi yarışmasına hazırlanıyorduk çünkü. Siz öyle yapmanıza gerek yok evde. Kendinizi çok yormadan ama çok keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Çocuklar da bunu oynarken çok seviyor. Bu 4 yaş üstünde uygulanabilir. Dediğim gibi dikkat sürelerini uzatan bir şey ve yani yönerge takibinde çok önemli. Sonra bunun cevap anahtarını da arzu ediyorsanız en sondaki kartın arkasına şey yapabilirsiniz. Yani biz bunu yapmadık ama işte örnek veriyorum. Şuranın arkasını 4'e bölersiniz. Bu her 4 kartın. Arkasını 4'e bölersiniz. Ondan sonra son kartlarının. Buraya da cevap anahtarını yaparsınız. Mesela işte örnek veriyorum. Ben mavi yazıyorum. Kırmızı, pembe, yeşil. Yani böyle yapabilirsiniz. Ben yazdım, siz buraya yapıştıracaksınız. Mavi, pembe veya boyayacaksınız ama mantık olarak. Yani şurayı mavi daire boyayacaksınız. Burayı kırmızı daire, burayı işte pembe daire, burayı da yeşil daire. Çocuk örnek veriyorum şurada hani yapmıştı ya bunu. İşte mavi, kırmızı, pembe, yeşil. Çocuk bunu bitirdikten sonra bunun en son sayfada olduğunu farz edin. Çevirdi, bitirdi, şuraya koydu, düzeltti. Burada cevap anahtarı var. Mavi, kırmızı, pembe, yeşil doğruysa doğru. Bunu yapabilirsiniz. Kendi kontrol edebilir. Ama bunu yapmak çok işimize gelir mi bilmiyorum. Bazı çocuklar yapamadığı zaman hemen vazgeçiyor. Vazgeçince de direkt arkasına bakıp kopya çekmek istiyor. Biz böyle olsun istemiyoruz çünkü. Mücadele etsinler istiyoruz. Hani kendiniz için belki yazabilirsiniz. Belki birkaç tanesine böyle uygulayabilirsiniz. O da hoşlarına gidebilir. Cevap anahtarı güzel oluyor ama hani hiç suistimal edilmediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle bunları da alıyorsunuz yine oyununuz bittiği zaman. Toplaması da çok kolay. Hem fermuarlı bu. Yeri kapaklıydı biliyorsunuz. Kapatabiliyorduk matematik mandalı. Bu fermuarlı. Koyuyoruz. Fermuarını çekiyor. Küçük kas gelişimi için ana sınıflarında bu da gerekli biliyorsunuz. Düğmeyi ilikleyip çözmek önemli. Düğmelerle hem renk çalışabiliyorsunuz, hem geometrik şekil çalışabiliyorsunuz, hem de böyle nesne devamlı, yani yönerge devamlılığı da. Zihinsel olarak bayağı bir üst seviyeye çıkaran bir oyun. Benim de çok sevdiğim bir oyun. Gerçi finale kalamamıştı ama bizim gönlümüzün finaline kaldı diyormuşum. Biz seviyoruz bunun. İlerleyen ilkokullarda da bunu geliştirebilirsiniz. Belki ileride bunun
Gelişmişini ilkokullar için de çekerim, size gönderirim. Kartları dörtlü değil dokuzlu olarak düzenliyorsunuz. Aynı şekilde düzenliyorsunuz. Ama artık dairelerle kesmenize gerek yok. Şey yapabilirsiniz. Kitapçık gibi. Daha normal A4 kağıdı kullanırsınız. Sayfa gibi çevirebilir çocuk. Sayfa gibi çevirebilir. Böyle bir oyun.